Dünyanın en kolay pastası için malzemelerimiz su bardağından 2 parmak kadar eksik şeker, kakao sevme oranınıza göre 2 ya da 3 yemek kaşığı, tamam size kalmış ama 3 yemek kaşığı çok güzel bir lezzet veriyor. Bir buçuk su bardağı süt, sütünüzü de bisküvinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben evde kalmış olan bisküvileri kullandım. Biraz kedi dili, biraz pütürel bisküvi, evde kalan bisküvileri bu şekilde çok kolay bir pasta yapmak istedim. Bir buçuk su bardağı sütümüze ilave ediyoruz. İçerisine 100 gram eritmiş olduğum tereyağını da ilave ediyorum. Tereyağını erittim ve biraz da soğuması için bekledim. Bütün karışımı güzelce karıştırdım. Şeker eridi, kakao ile birlikte güzelce birleşti ve bisküvilerimi de birazdan kıracağım. Çok fazla parçalamayın, sadece elinizden bir kırmanız yeterlidir. Harcın içerisine ilave edip bisküvilerimizi güzelce karıştırıyoruz. Eğer varsa elinizde ceviz, fındık, badem kırıkları ilave edebilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. İçerisine ilave ettim. Büyük pütürel bisküvi paketlerinden ortalama 2,5 paket kadar bisküvi ilave etmiş oldum toplamda. Harçlı bisküvilerimiz güzelce birleşti bu şekilde. Bisküvilerimizi çok fazla ezmiyoruz. Sadece karıştırıyoruz. Ben şekil vermek için bu şekilde bir çemberli kalıp tercih ettim ve içerisine streç filmle kapladım. İsterseniz bu bir tencere de olabilir. Tencerenin içerisine streç filmle kaplayıp yine aynı şekilde pasta harcımızı içerisine yerleştirebiliriz.
pasta harcımızı bir spatula yardımıyla güzelce düzelttikten sonra birkaç saat buzlukta dinlenmesi için kaldırıyoruz. Ortalama 3 saat kadar yeterli bunun için. Pastamız buzlukta donduktan sonra çıkardım bu şekilde ve bir süre bekledikten sonra çemberden ve streç filminden ayırdım. Bu arada üzerine galaj yapmak istedim ve bunun için de 50 gram kadar kremayı ısıttım. İçerisine 60 gram çikolata ilave ettim. Biraz yoğun çikolatalı olmasını istediğim için bu şekilde erittim. Ve pastamızın üzerine galajı biraz soğuduktan sonra güzelce sürdüm. Galajı da her yerini güzelce sürdükten sonra pastamızı kapladıktan sonra yine buzdolabında birkaç saat dinlendiriyoruz buzluk kısmında ve pastamız servise hazır. İstediğiniz gibi süsleyip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Çok basit ve lezzetli pasta tarifi tam kıvamında sizlerle mutlu.